İlaçlarım. Hazır. İşte tansiyon hapın, şeker hapın. Kapak kapak değil, sanki şifreli kasa. O ne öyle? Baş ağrısı için ilaç. Siz beni öldürmek mi istiyorsunuz? Bunca yıl baş ağrılarım için aspirin kullandığımı bilmiyor musunuz? Aspirin bitmişti. Yanlışlıkla kapıcı başka ilaç almış. Değiştir. Yerine aspirin al. Tasarrufu öğrenemeyeceksiniz. Ben baş ağrılarım için hem tesirli hem de ucuz olan aspirini tercih ediyorum. Maşallah, tavşan kanı gibi. Baba, çay değil sanki ıhlamur. Bir kaşık çayla o kadar demlenir. Babanız öyle istiyor. Demli çay ülser yapar. Bu bile koyu. Aa, bunlar ne? Kahvaltılık. Reçelleri kendi elimle hazırladım. Ayva, vişne, mürdümeri, incir. Ocağıma incir mi dikeceksin kadın? Bu kadar israfa batmaz mıyım ben? Üstelik saate zararlı. Ayva kalsın, diğerlerini kaldır çabuk. Yiye yiye iyice semirdiniz ha. Hey, bana bak. Hepsini birden götür. Dolabın kapağını da 10 defa açıp kapama. Çok cereyan yakar. Sen de zıplama, fazla cereyan yakarsın. Alo? Evet, burada. O ses baba, seni istiyor. Alo? Ben Ragıp Elibol. Buyur. Örgütümüz senin hakkında idam kararı verdi. Hüküm çok yakında infaz edilecektir. Tansiyonum fırladı, yetişin. Baba. Örgüt mü ne? Ah! Tehdit ediyor. Otur. Benim gibi bir garibandan ne istiyorlar çay sanki? Çay soğudu, taze değil mi? Olmaz. İsraf olmasın, içerim. Şey... baba, senden bir ricam var. Harçlığımı biraz arttır. Arkadaşlar benimkinin 10 katını alıyor. Olmaz. Bol para verip seni saptırtamam. Ama ben az paradan saptıracağım baba. Olmaz. Ben evlatlarıma kötülük yapamam. Bak, kumarın yok, kahven yok, sigaran, esrarın yok. Kötü alışkanlıklardan nasıl koruyorum, anladın mı? Anladım. Bana bulaşık makinesi al sana. Çamaşır makinesi aldık ya. Çamaşır makinesinde bulaşık yıkanır mı? Onu al, bunu al. Biz seni neye aldık be kadın? Ayol, beni hizmetçi diye mi aldın? Bütün evin yükünü ben çekiyorum. Kız, cici annene yardım etmiyor musun? Ediyorum baba. Bana cici anne demesinler, abla desinler. Onları ben mi doğurdum? Anaları var. Ha, sahi baba, annem nafakayı arttırsın diye haber yolladı. Son nafakası olur inşallah. Doymaz kadın. Ayda 100.000 lira veriyorum, çarçur ediyor müsrif kadın. Gene tansiyonum fırladı. Baba, akşama görücüler geliyor, unutma. Yemek vakti görücü mü olurmuş? Aç mı doyuracağız? Erken gelsinler. Peki baba, telefon ederim. Jetonla ara. Telefon faturası çok gelmeye başladı. Şey, görücüler için kendime yeni bir elbise alayım bari. Olmaz. Görücüye sen mi çıkacaksın? 2 bayram önce aldığımız fistanı giy. Çok yakışmıştı sana. Aslanım üstü. Saniye gecikmez. Hadi eyvallah. O arabayla ben otobüste. Neymiş? Sapıtırmayacakmış. Günaydın. Günaydın beyim, atla. Bugün nasılsın beyim? Tansiyonla şeker hapımı aldım, aspirini alamadım. Söylesene. Arabada yedek var. Buyurun. Sağ ol Hüsnü baba. Saatimle sen ailemden çok ilgileniyorsun. Arabayı değiştirelim artık, masraf açıyor. Gittiği kadar. Niye değiştiriyorum sanki? Bu araba antika, eski eser. Beyim, bırak şimdi palavrayı. Paraya kıyamıyorsun. Ha, bu arada benim maaşa zammı da unuttum bakıyorum. Boş ver. Fazla para adamı sapıttırır. Az para da adamı öldürür.
geliyor. Işıkları söndür. Öğlen vakti ilaçlarını unutma. Sağ ol, unutmam. Aa, siz olur. Geldiniz mi Rakıp Beyciğim? Yok ya, daha yoldayız. Ne demek geldiniz mi? Kör müsün? Buyurun efendim. Bu taraftan buyurun efendim. O ne? Asansörleri yaptırdım efendim. İyi bok yedin. Hı? Ben niye bozdurdum? İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir, ceryan masrafı iki, bakım ücreti üç. Kapat kapısını, üstüne de bozuk diye yazdırt. Hı, peki. Gel benimle. Bunlar ne? Iskarta Bey. Atılacak mı? Aman efendim, satılacak ıskarta olarak. Iskarta olarak satılırsa 5'e, sağlam satılırsa 15'e. Bunları iplik bölümüne gönderin, yeniden dokunsun. Başın efendim. Hasta mısın? Değilim ama olacağım. Kaloriferler yanmıyor. Ben yaktırmıyorum. Niye? Bir kere havayı kurutuyor. Hadi yaktırdım. Hava kirlenmesi ne olacak? Yazık değil mi vatandaşa? Anladın mı? Bu iyiliğimi unutma. Unutmam. Bu ne? Müsvedde. Yapmayın. Bu milli servete ihanettir. Düzeltip kullanacaksın, tamam mı? Tamam. Az kalsın unutuyordum. Az önce örgü taradı. Keşke unutsaydın. Ne dedi? O cimri pezevenge söyle, hesabı görülecek dedi. Ya. Bu tehditler ciddi boyutlara ulaştı Ragıp Bey. Ortağınız olarak ben derim ki... %10 ortağım olarak. Evet, ben diyorum ki şöyle birkaç ay ortalıktan kaybolsanız... ben işleri idare ederim. Gözünüz arkada kalmasın. Oo, gözüm önümdeyken ne numaralar dönüyor. Arkadayken vay vay vay. Sen şu harcamalar defterini getir bakayım. Tetkik buyurmuştunuz ya Rakıp Bey. Tetkik ettim ama gözüme bir şey takıldı. Çok önemli mi? Hem de nasıl. Fazladan bir ampul kullanılmış. Ampulü yakıyor musunuz yoksa armut sanıp yiyor musunuz? Onu araştıracağım. 5 senelik elbiseyle görücüye çıkılır mı cici anne? Cici anne değil, abla! Görücülerin yanında ağzından kaçırsan kusurlarını bir bir sayarım. Ne kusurum varmış ki abla! Neyin yok ki? Ağzın kokar, geceleri horlarsın, sakarsın... iki lafı üst üste koyamazsın, daha sayayım mı? Yeter ama, yerin kulağı vardır derler. Babamın cimriliği yüzünden evde kalacağım zaten. Yok, kalmazsın, kalmazsın. Elbet bir enayi çıkar karşına. Babam da senin karşına çıkmıştı, öyle değil mi? Baban enayi mi kız? Cin gibi adam. Kadının güzelinden, hasından anlıyor hızlı. İlk görüşte birbirimize aşık olduk. Oldunuz ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Zengin babamın zengin karısı olamadın. Hadi oradan! Paraya pula kıymet vermem ben. Verseydim o, kapımı kimler çalmadı ki? Kibar, nezih, seçkin erkekler... celepler, at cambazları, hayalciler, kara borsacılar. Ama ben gönlümün istediğine vardım. Asıl senin anan babanın zenginliğine tamah etmiş. Sahi, neden ayrıldılar? Annem çok müsrif bir kadındı. Babamın 9 senelik yeni elbisesini eskiciye verip laylon sepet alınca... kıyamet koptu. Babam da annemi boşayıverdi. Ben iyiyim anacığım, sen nasılsın? Sağlığına duacığım evladım, aslan oğlum benim. Bir yol geliver de anacığını sevindir. Güzel yüzüne hasret kalmışım. Şöyle bol bulamaç bir Kayseri mantısı yapayım da ye. Anacığım, sana geleceğime o yol parasıyla 20 porsiyon mantı yerim.
Hem öyle zırt pırt telefon açma! Faturasını ben ödüyorum ya! Ben kimin anasıyım kuzucuğum? Evim sanki postane şebekesi, komşular telefon ediyor, 3 misli para alıyorum. Hadi kal sağlıcakla! Hortlak görmüş gibisin. Yoksa örgüt mü bastı? Daha beter! Eski karınız bastı! Eyvah! Hiç uğraşma, atlatamaz! Yanıma gönder! Alo! İş Bankası mı? Hürmetler ederim müdür bey! Ben Ragıp Elibol kulunuz! Senetleri ödeyemeyeceğim müdür bey, çok sıkışık durumdayım! Vallahi evime ekmek götüremiyorum! Birkaç ay temdit etseniz! Efendim? Aman müdür bey yapmayın! Zaten fabrikama da haciz kondu! Evde çoluk çocuk açız vallahi! Kasada bir kuruşum yok! Evimin suyunu, gazını, ceryanını kestiler! Perişanım müdür bey! İki evladımı, iki karımı düşünmesem çoktan intihar ederdim! Efendim? Bir şey yapamaz mısınız? Öyle mi? Elveda müdür bey! Yarın gazetelerde cesedimi görürsünüz! Aa! Melek, sen ne zaman geldin? Aa, Melek, sen ne zaman geldin? Tam numaraya başladın, üstüne geldin! Ne numarası Melek? Ne numarası olacak? Nafaka vermeme numarası! Her girişinde başka bir tezgah kuruyorsun! Hadi çık paraları, yoksa buranın altını üstüne getiririm ha! Ne talihsiz adamım ben ya! Bir koca bulamadın ha! Hay! Aramadım ki bulayım ayol! Yoksa elimi sallasa bellisi! Hey! Çıkıyor musun paraları, veriyor musun, vermiyor musun? Yoksa dağıtmaya başlıyorum buradan! Tamam, tamam! Muhasebeden paranı alırsın! Bak, sana da yazık! Bir koca bul, ben nafakadan, sen zahmetten kurtul! Kendine gelirsin! Herif kiraya vermiyor, satıyor sanki! Üstelik kirayı dolar olarak istedi! Sen de adamın gırtlağına sarıldın! Bütün ümidim Naci ile Oktay'da! Hiç sanmıyorum! Oktay hayalci! Hangi film şirketi ona yönetmenlik verir? Naci de sen şansonyolarını kovalıyor! Loto, Toto, Altılı Ganyan! Ya tutarsa? Evlenmek için başka şansımız yok ki Zeynep! Ne oldu? Bu jip de nereden çıktı? Spor arabayı 2 ay kullandım, sıkıldım! Biraz da jipte nevesimi alayım dedim! Baban çok mu zengin senin? Yo, senin babanın 1/4 kadar zengin! Baban acayip cimri galiba, ha? Oo, yedikleri ziyan olmasın diye haftada bir kere sıçar! Ne oldu? Radyatör su kaynatıyor beyim, bu araba yürümez! Hay Allah! Tıraş takımı yanımda olsaydı tıraş olurdu! Kaynar su da ziyan olmazdı! Bu araba yürümez dedim, sen başının çaresine bak! Görücüler gelecekti, nasıl yetişeyim eve? Taksiyle! Taksi! Taksi! Dur, dur! Gel, gel, gel! Aç, atla, çabuk! Etilere kaç para? Taksimetre ne yazarsa? Ne yazar? Aşağı yukarı 12-13 bin! Boşuna saat açıp akünü zayıflatma! Ben 7 bin veririm! Dolmuş değil bu taksi beyim! 7500 olsun! Olmaz! 8 bin! Çattık be! En son 8250! Kabul et! Yoksa pişman olursun! Tamam, götürüyorum! Biraz daha pazarlık yaparsak gırtlağına sarılacağım çünkü! Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı! Hiçbiri sanattan anlamıyor arkadaş! Ama bir gün kendimi onlara kanıtlayacağım. Tamam, kes be Oktay! Hadi çocuklar, dolaştırayım sizi! Yeni Mercedes'imle hız denemesi yapacağım! Hayırlı denemeler canım! Biz daha intihar düşünmüyoruz! Şundaki para bende olsa, hemen filme başlarım! Düne kadar sürünüyordu! Karanlık işler çevirip parayı buldum! Aa, işte şuradalar! Bakalım bir haber var mı? Ne haber Naci? Müjde var mı? Yok, Toto Loto yattı. Ganyan'da 5'te kaldık. Maradona yaktı bizi. Aa, Maradona'yı Fenerbahçe mi transfer etti? Ulan oğlum, futbolcu Maradona değil, at Maradona! Siz ne yaptınız? Ev bulabildiniz mi? Bulmaz mıyız?
Kiralık ev bolluğu var anasını satayım. Buzdolabı, çamaşır makinesi bile veren var evlerini tutalım diye. Ağlanacak halimize gülüyoruz işte. Takmayın kafanızı. Parayı bulacağız çocuklar. Para işte bunun içinde oğlum. Filmi çekecek sermayeyi bulsak hepimiz köşeye döneriz. Hepimizin umudu köşeye dönmek ama nasıl? Beyefendi, evlatlarımız birbirlerini görüp beğenmişler. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Sizinle dünür olmak bizi şereflendirecektir. Sağ olun, var olun. Mahtum Bey ne iş yapıyor? Bankacıyım efendim. Güneş Bankası Etiler Şubesi'nde şef. Öyle mi? Ne tesadüf. O bankada benim de hesabım var. İçkin kumarın var mı delikanlı? Kesinlikle, sigara bile içmiyorum efendim. Nasıl içeceksin ki zaten? Aldığın maaş içkiye kumara yetmez ki. Biz de oğlumuzu takviye ediyoruz beyefendi. Eşim bir araştırma şirketinde müdürdür. İyi araştırmacı olduğu belli. Oğlunuz bankadan, eşiniz şirketten iyi araştırıp bulmuşlar benim gibi yağlı kuyruğu. Buyurduğunuz gibi değil beyefendi. Oğlumuz, babasının kim olduğunu bilmeden kızınızı beğenmiş. Bu gençlerin yuvasını yapın. Yapmaz mıyım? Her baba evladının mürvetini görmek ister. Şimdi şartları konuşalım. Nişana, düğüne filan hiç karışmam. 250 milyon da başlık parası isterim. Aman beyefendi, bu çağda başlık parası olur mu? Olur. Ben paraya hiç kıymet vermem. Para, insanın elinin kiridir. Ama başlık parası verirseniz, kızıma daha iyi bakarsınız. Ben de kızımın anasını başlıkla aldım. Bana bakmayın öyle. Başlık parasını ayrıldığı eşini ödemiş. Ben bedavaya gittim, bedavaya. Ben verdim gitti, siz alıyor musunuz? Biz başka türlü düşünmüştük. İzninizle beyefendi. Hadi kalkın. Biraz daha tutursaydınız, niye kalktınız canım? Hadi yürü, yürü. Bir kahve daha için, ıhlamur yapayım size. Ne olacak? Baba! Gel ay başlık parası verir benim için. Evde kalacağım. Kocaya hasret gideceğim. Öyle sırada razıyım, hırsı sırada. Zeliha'ya kalsa üste verecek ama sen başlık diye tutturdun. Hem de 250 milyon. Pazarlık etmediler ki domuzlar. Yoksa 10 milyona fit olacak. Sayende evde kalacak zavallı. Yo yo, merak etme. Bir enayi bulup kızı yamarım ben. Hadi kapat ışığı. Ceryana zam geldi, haberin yok mu? Sen benim asker arkadaşım, veli nimetim, kurtarıcım, her şeyimsin Ragıpcığım. İşte borcumu kuruşuna kadar ödüyorum. Beni iflastan kurtardın. Milyarlar kazandım sayende. Artık adımlarını dikkatli at. Önce şu borç senedini al, ipoteği hemen çözerim. Sağ ol. Senin iyiliğini nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Senin için canımı bile veririm. Canını verme de bir daha borç isteme, uykularım kaçıyor be. Vallahi sen türbesi yapılacak adamsın Ragıpcığım. Askerlikte de bize hep kıyak yapardın. Az mı nöbet tuttum sizin için lan? Yerimize nöbet tutup ne güzel paramızı alırdın. Dişimden tırnağımdan arttırıp size borç verirdim. Ya, sonra da ikiye katlayıp faiziyle geri alırdın. Hey gidi günler hey. Hadi bana müsaade, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Alo. Sen misin Hüsnü? Ne haber? Beyim, haberler bombok.
Parçası yok arabanın. Çıkma arıyorum. Hurdalıklar da canım çıktı. Bugün bitmez, sen başının çaresine bak. Aman Hüsnü, arabayı yetiştirmeye çalış. Televizyonda röportajım var. Boşuna yol parası vermeyeyim. Para verme, yürü. İlaçlarını da unutma. Unutmam. Alo, kimsiniz? Örgüt, halkımızdan sömürdüğün paraları geri alacağız. Hiç korkmadan ortalarda dolaşıyorsun. Seni kaçırıp hesaplaşacağız. Tansiyonum yükseldi. Su ver çabuk. Suyu dökme. Yarın gene içerim. Niye emniyetten koruma istemiyorsun? İstemem. Fazla masraflı olur. Yiyeceği, içeceği filan. Hadi eyvallah. Sana bir kıyak yapacağım. Borcu vereceksin. Yok ya. Zengin babadan para koparma yöntemlerini söyleyeceğim. Mesela flörtümle başım dertte diyeceksin. Kürtaş falan. Sonra borç senedi tezgahı kuracaksın. Boşuna çeneni yorma, yemez. Sen Cimri Baba yöntemi var mı onu söyle. Bana kalırsa tek yöntem var Cengiz. Yemeğine zehir koyup gümleteceksin. Birden 36'ya kadar rakamlar söyleyeyim. Bir koloru sallamaca oynayalım. Benim uğurlu rakamım 14. Benimki 9. Benim senaryomda en sevdiğim sahne 23. İsterseniz bir okuyayım. Aman istemez. Şimdi 14. maç. Ve 23. Sayın seyirciler, bu geceki ekonomi köşemizin konuğu Sayın Ragıp Elibol. Kendisiyle ekonomi üzerine bir söyleşi yapacağız. Hoş geldiniz Sayın Elibol. Hoş bulduk. Bana bu imkanı tanıdığınız için size ve TRT'ye şükranlarımı arz ederim. Sayın Elibol, size ait ihracat rekorunu bu yılda farklı olarak yenilediniz. Başarınızın sırrını açıklar mısınız? Başarının 3 tane sırrı var. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Nah çalışmak. Çalışmakla köşe dönülür mü deve? İhracata nasıl başladınız Sayın Elibol? Önce donla başladım. Bildiğimiz don. Çünkü bu dünyada aç, parasız adam çoktur. Ama donsuz insan yoktur. Sonra çorap. Bütün dünya birbirinin başına çorap örmek isteyen insanlarla dolu. Alın işte size hazır çorap dedim. Kapıştılar. Bak. Resmen dalga geçiyor. Sayın Elibol, başarılı bir iş adamı olarak gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız? Önce tasarruf. İşten artmaz, dişten artar demişler. Yerli malı varken markalara rağbet etmesinler. Baba parasına güvenmeyip çalışsınlar. Kahvelerde zaman öldürmesinler, iş kovalasınlar. En önemlisi çalışsınlar, çalışsınlar, çalışsınlar. İlyas, kapat kardeşim şu televizyonu, kıracağım ha. İşte benim gençlere tavsiyem budur. Allah'ın kurusu kalkmış akıl veriyor. Kral Murat, köşeye dönmüş ya. Akıllı adam arkadaş, para babası. Çok karlı bir işe yatırım yapabilir. İlk fırsatta gidip senaryomu ona okuyacağım. Bir daha senaryo lafı edersen esas ben senin canını okuyacağım. Hey çocuklar! Mercedes sınıfı geçti. Geçen gün gazı kökledim, 220'ye vurdurdum. Mercedes tavsiye ederim çocuklar. Anladık. Otobüse talim ediyoruz, Mercedes tavsiye ediyor ya. Gıcık veriyor. Ah, şu filmi bir çekebilsem, Mercedes ne ki? Tamam tamam sustum. Nasıl dağıtıyor her yere? Yok 220'ye vurdurmuş. Uçak mı lan bu? Belki de doğrudur. Göreceğiz. Şu arabayı bir de biz deneyelim bakalım. Hiç böyle güzel bir araba kullanmadım. Ateşin var mı koçum? Tabii. Sağ ol. Bir şey diyeyim. Evet, ne diyordum? Hadi. Hadi.
gezelim hem de senaryoyu okuyalım ha? Arabayı durdur, indirin ha. Keyfin bozma. Tamam, söz. Torpido gözüne baksana, kaset var mı? Aa, bakın tabancası varmış. Bu itin babası mafyadan galiba. Boş verin. Arabayı satamayız ama tabancayı okutabiliriz. Parasıyla da büyük bir altılı ganyan oynarız. Sayın Elibol, prensiplerinize uyarak yol parası için bütçe çıkardım, buyurun. Teşekkür ederim. Size hemen bir taksi çağırayım. Yo, sakın ha. Ben her gün yürüyüş yaparım. Hadi eyvallah. Güle güle. Prensipmiş. Seni cimri herif seni. Tadını da bırakalım çocuklar, dönelim artık. Acelesi yok. Otobana çıkıp deneme yapalım. Bakalım 220'yi vuruyor mu? Boş ver ya. Duvara yapışırsın falan. Spatulayla kazırlar bizi. Eyvah, trafik! Dikkat et! Ay, dikkat et! Beni dinlemediniz, aldınız mı başınıza belayı şimdi? Ya ben hafif dokundum, kan falan yok, baksanıza. Dışta yok ama, ya içte varsa? İç kan ama, en kötüsü. Hastaneye yetiştirelim bari. Hadi, hadi çocuklar. Hastanenin kapısına bırakıp kaçarız. Hangi hastaneye götürelim? En yakın Amerikan hastanesi. Olmaz. Orası çok kazıktır. İlk yardıma götürün. Aman Tanrım. Televizyondaki adam Ragıp Elibol. Neler oluyor? Neredeyim ben? Şimdilik arabadasın. Acı fren çekmeseydin dört kollu tabutta olacaktın. Tabut mu? Eyvah! Örgütün tuzağına düştüm ben. Örgüt mü? Beni tehdit eden örgüt. Demek sizdiniz ha? Şansım döndü. Doktor hastanın ayağına geldi. Beyefendi, çekeceğim filmin senaryosu. Bir kelime daha söyle, vurayım ulan seni. Eyvah! Örgüt birbirine düştü. Çocuk itirafçı mı ne? Beni niye kaçırıyorsunuz? Kaçırmak mı? Kaçırmayın. Benim tansiyonum, şekerim, romatizmam var. Ne olur kaçırmayın. Kaçırmayın kardeşim. Tut şunu. Siz gelin çocuklar. Fırsat bu fırsat, ben de sana senaryomu okuyayım. Ölümün inanılmaz sıcaklığı. Eyvah! Temelli öldürecekler beni. Bu yaptığımız çılgınlık çocuklar. Ben seni gibi düşünmüyorum. Bu ayağımıza gelen bir kısmettir. Vallahi beni de sardı bu iş ha. Baksanıza, adam kaçırılmaya gönüllü. Dikkat etmediniz mi? Herif örgütten, tehditten söz ediyor. Evet, demek ki bir örgüt tehdit etmiş. Kaçırılacağını söylemiş. O örgütle kim biz olmayalım? Ama biz örgüt değiliz ki. Olacağız canım. Genç adam ölümün soğukluğunu değil sıcaklığını hissediyordu. İlmeği boynuna geçirdi. Yapmayın, beni asarak öldürmeyin. Madem kaçıracaktınız, niye arabayla çarptınız? Ölseydim fidyeyi nasıl alacaktınız? Fidye mi? Gelin çocuklar. Ve ölümle yaşam arasındaki o korkunç anda... Kim olsa korkudan donuna sıçar. Yapmayın, ha. Öldürmeyin. Herif resmen çanak tutuyor arkadaş. Kaçırılmak istiyor. Saçmalama, niye kaçırılmak istesin, fidye ödesin? Bir hesabı olmalı. Cin gibi adam. Belki de bedava reklam yaptıracak. Olur mu olur? Biz helallik etmeyelim çocuklar. Kaçırıp fidyeyi çatır çatır alalım. Hı-hı. Hadi arabaya. Jean, ellerini yukarı kaldır, kımıldama. Kımıldamıyorum, ateş etme. Gençliğinize yazık çocuklar. Hapislerde sürünürsünüz. Adam kaçırmanın suçu çok büyüktür. Hadi beni evime bırakın. Benzin parasını veririm. Kes sesini! Tansiyonum yükseldi. Eve uğrayıp ilaçlarımı alayım. Sonra nereye kaçırıyorsanız oraya gideriz. Sonra? Gelin benimle. Jean, söyle alçak, seni kurşunla mı yoksa bıçakla mı öldüreyim? İkisine de gerek yok. Çünkü ben korkudan ölmek üzereyim. Sahi ya. Biz bunu nereye götüreceğiz?
Metin bir şey önersene. İstersen Kanlıca'daki yalımıza götürelim. Ulan oğlum başımızı sokacak evimiz olsa evleneceğiz biz. Herhalde Oktay'ın kaldığı otele de götüremezsiniz. En iyisi vazgeçelim. Olmaz. Bu fırsatı kaçıramayız. Tamam. Benim eve götürüyoruz. Bütün iş kimseyi çaktırmadan eve sokmak. Hadi arabaya. Jön, senin hayatını bir şartla bağışlarım. Önümde diz çökeceksin. Diz çökmek neymiş ki? İstersen iki rekat da namaz kılarım. Hadi çocuklar. Pişman olmadan beni evime götürün. Tamam, eve götürüyoruz ama örgüt evine. Örgüt evine mi? Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ ol. Haydar ya, unutmuşum. Şuradan iki paket Samsun alsana bana. Bakkal kapadı. Açığını bul sen de. Hadi koştur. Sen Ragıp Elibol, örgütümüz KKMA tarafından kaçırılmış bulunuyorsun. Ne biçim örgüt ismi bu? Hiç duymamıştım. Yeni örgüt. Kap kaçırmancısı al. KKMA işte. Fidye alınca seni salacağız. Siz salıncaya kadar ben ölürüm. Tansiyonum, şekerim, ille de baş ağrılarım. İlaçların örgütümüz tarafından tedarik edilecektir. Aman, baş ağrılarım için aspirini unutmayın. O işi ben üstlenirim. Aspirin eriyenden mi olacak? Hani suda eriyenden? Yok canım, midede eriyenden. Hani bildiğimiz aspirin var ya, ondan işte. Hanım kızım, elindeymişken 5-10 kutu alıver. Ha, 2 kutu da eriyen aspirinden. Gazoz gibi içerim. Tamam, sabah getiririm. Eve dönmem gerek arkadaşlar. Ben seni bırakırım. Önce iş bölümü yapalım. Kurbanımızın ailesine telefon edilecek. Zeynep'i bıraktıktan sonra ben telefon ederim. Evinin telefonunu söyle. 149-67-85. Ha, hazır telefon etmişken ışıkları söndürmelerini, muslukları kapatmalarını da söyleyiver bir zahmet. Ha, aman bir de ağrı kesicisini aspirinle değiştirmeyi unutmasınlar ha. Ben de çalın torbaya bırakayım. Oktay nöbetçi kalacak. Hadi çocuklar, göre başına. Ben nöbetçi kalıyorum. Şimdi sana 11. sahneyi okuyorum. Genç adam anılarından sıyrılıp ilmeği tekrar boynuna geçirdi. Yaşamak mı, ölmek mi? İşte buna karar veremiyordu. Amma da kararsız adammış be. Ben yaşamak istiyorum. Ne olur öldürme beni. Öldürme. Üstüme iyilik sandım. Yemek saatini hiç şaşırmazdı. Bedava yemek bulmuşsa yumulmuştur. Olsun, evdeki yemek ziyan olmasın diye yine yer. Ay, açlıktan öldüm, bari bir telefon etsin. Ya. Demek ki bedava telefon bulamadı. Biraz daha bekleyelim bakalım. Bekleyelim bakalım. Söndürme. Sağ ol. Bir şey değil. Gece aynı yere takılalım, tamam mı? Alo, aşk olsun Ragıp. Ne? Kimse? Kim? Örgüt mü? Ne örgütü? KKMA örgütü. Para babası Ragıp Elibol örgütümüz tarafından kaçırılmış bulunmaktadır. Eylemimiz fidye ödeninceye kadar devam edecektir. Polise haber vermeyin. İkinci telefonumuzu bekleyin. Yaşasın KKMA örgütü. Birileri eşek şakası yapıyor ama neyse. Güya babanızı kaçırmışlar. He? Dur ne dedi bakayım. Ha,
örgütmüş. KKMA örgütüymüş. Yok ya, kim kaçırıp da başına dert alır? Ay, açlıktan öleceğim yahu, daha bekleyecek miyiz? Yok, babamın ne derdi? Sakın yemeği soğutmayın. Soğutup da tekrar ısıtıp gazı israf etmeyin. Buyurun hastaneli az yağlı ve bulgur pilavına. Hadi bakalım. Koy. Şaka kaka oldu galiba. Sahiden kaçırmış olmasınlar. Benim de içime bir kurt düştü. Bana kalırsa polise haber verelim derim. Ben konuşayım, senin ağzın laf yapmaz. Alo? Polis mi? Ben Ragıp Elibol'un karısı Dürdane Elibol'um. Kocam eve gelmedi. Hiç böyle yapmazdı. Şaka sandım ama galiba değilmiş. Hanımefendi, lütfen sadede gelin. Kocanıza ne oldu? Teferruatla anlatıyorum memur bey. KKMA örgütü telefon etti. Kocamı fidye için kaçırdıklarını söylediler. Örgütün adını bir daha tekrarlayın lütfen. KKMA. Evet. Evet, yazdım. Bu isimde bir örgüt yoktu. Araştıracağız. Telaşlanmayın hanımefendi. Sizi tekrar arayacaklardır. Biz devamlı irtibat kuralım. Geçmiş olsun. Elimizden geleni yapacağız. Jön, söyle Neriman. Hayalci Seyfettin'le yattın mı? Neriman, sana acı gerçeği anlatacağım. Yattım, evet. Ama masumum ben. Çünkü meyveli gazozuma uyku ilacı karıştırmış. Jön, alçak! Seyfettin'i öldüreceğim. Neriman, hayır! Önce altıma çektiği arabanın ruhsatını versin, sonra öldürürsün. Sakın sesini çıkarma. Kim o? Biziz Naci, biziz. Parolayı söyle. Aa, sıktın ama. Aç ulan şu kapıyı. Açmam, örgütün adını söyle. Manyak mısın oğlum? Örgütün adını söylemezsen açmam. Allah belanı versin. KKMA. Tamam. Girin. Yahu ne adamsın? İlaçlarını getirdim. Aman aspirini unutmadın değil mi? Tam 10 kutu aldım. Bunların hepsini bitirecek kadar burada kalacağını sanmıyorum. Bir bardak su verir misiniz? Suyu ben getiririm. Kaçırıldığım için sinirliyim. Stres baş ağrısı yapar. Bir aspirin aldın mı geçer. Suyu dökmeyin, ziyan olmasın. Şimdi fidyenin miktarını tespit edelim. Gelin çocuklar. Tövbe estağfurullah. Ne diyorsunuz? Miktarı düşündünüz mü? 20 milyon. Yok deve. Ben filme 50 milyondan aşağı başlayamam. Saçmalamayın. Bu para hiçbirimizin derdine deva olmaz. Ben 1 milyar diyorum. Ya sen diyorsun da bakalım o ne diyor? Örgütümüz senin için 1 milyar lira fidye takdir etti. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın bu parayı sakın çarçur etmeyin. Karlı işlere yatırım yapın. Kimseye borç filan vermeyin. Biz nasihat değil, para istiyoruz. 1 milyara karşılık hayatın. Yok ya, ben o kadar etmem. Tansiyonum, şekerim, baş ağrılarım, Baş ağrılarına karşılık 10 kutu aspirinin var naber? 2 kutu da eriyeninden. Ben galiba aspirinleri bitirmeden hücreten gideceğim. 1 milyar ne demek ya? Ya parayı verirsin ya da ölürsün. Tamam, veriyorum. Zarfta yol parası var. 2 10 binlik. Bir de otobüs abonman bilet. Daha 2 tane kullandım. Alın, aranızda pay edin. Ölürken de böyle şakacı olacak mısın bakalım? Çıldırdın mı Naci, dur! Biz yanlış yapıyoruz. Parayı Ragıp Bey vermeyecek ki, fidye aileden istenir. Zeynep haklı. Fidye miktarını biraz düşürelim. Örgüte karşı gelmediğin için fidyeyi 750 milyona indiriyoruz. En iyisi yuvarlak hesap 500 milyon olsun. Ölmek istemiyorsan bu parayı ailenden isteyeceksin. Sizin öldürmenize fırsat kalmaz. Ben bu parayı verirsem zaten hücreten ölürüm. Peki, 400 milyon. Oh, fena alıyorum. Tansiyonum fırladı. 300 milyon. Kolum uyuşuyor. Felç mi oluyorum ne? 200 milyon, son fiyat. Ah, of,
5 taksit. Ah! Fidye'nin taksidi olmaz. Ah! Kes! Hava kararınca buradan çıkıp telefona gideceğiz. Aileni arayacaksın ve 200 milyon isteyeceksin. Aa, geceye daha çok var. Ben de bari senaryomu okuyayım. Tövbe estağfurullah. Talihsiz başım! Bula bula kocama buldular kaçıracak. Aslanım! Doyamadım sana, doyamadım. Sakin olun hanımefendi. Moralinizi bozmayın. Henüz kesin bir durum yok. Eşinizin düşmanı var mıydı? Benim babam ne kokar ne bulaşırdı komiser bey. Düşmanı olmamalı. Ama son günlerde devamlı tehdit ediliyordu. Ha, ben kimi tehdit ettiğini biliyorum. Kimdi? Eski karısı. Nafaka diye diye kocamın başının etini yedi. Annemin günahını alma. Esas babamı annemden kaçıran sensin. Kaçırında bokunda boncuk mu buldum sanki? Cimriydi mibriydi ama koca bitti. Aa Ragıpçığım! Beni üvey evlatla dilde bırakıp da nerelere gittin? Kocamın arabası. Ah, dualarım kabul oldu. Kocam evine döndü. Ragıp geldi komiser bey. Babam geldi. Hayrola, bey rahatsız mı? Kocamı kaçırmışlar, polisler içeride. Evet, devam edin. Araba tamirdeydi, gidip alamadım. Belki de arabanın tamirde olduğunu biliyorlardı. Kimler? Örgüt. KKMA. Henüz böyle bir örgütün varlığını tespit edemedik. Ne enayi örgütmüş bu be. Ragıp'ın canını alırlar, parasını alamazlar. Hastalıklı kocam benim. Titiz kocam, tutumlu kocam. Seni geri göndersinler de beni kaçırsınlar. Fedakarlığınıza saygı duyuyorum kızım. Ama sakin olun. Üzgünüm ama belirtmek zorundayım. Fidye ödense de kurbanın kurtulma şansı çok azdır. Onları yakalamamız gerekiyor. En küçük ayrıntıları bile bize bildirin. Sakın bizden gizli fidye ödemeyin. İşin şakası yok galiba. Ben fabrikaya koşturayım bari. Belki ortağı bir şeyler biliyordur. Kaçırılmış ha? Hay Allah! Şaka kaka oldu demek. Bu müjdeli... şey, acı haberi keşke birdenbire söylemeseydin Hüsnü. Şok oldum vallahi. Hiç de öyle şok olmuş bir halin yok. Neredeyse göbek atacaksın. Bir de gülüyorsun be. Sinirden gülüyorum. Aksiliğe bakın yahu! Güya bu ay maaşımıza zam yapacaktı. Tövbe tövbe! Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Ragıp Bey'i düşünen yok. Şekeri de yükselmiştir. İlaçlarını almazsa ölür gider garibim sonra. Merak etme Hüsnü efendi. Büyük insan ortağım Ragıp Elibol için her türlü fedakarlığı yapacağız. Oh! Rahatladım biraz. Kolumun uyuşukluğu geçti. Senaryoma bunu da eklemeyi düşünüyorum. Katil, maktulü öldürmeden önce ona masaj yapmaktadır. Omlet yaptım sana. Ah, bayılırım. Çok yağlı yapmışsın kızım. Ah bu gençler, tutum nedir bilmezler. Bu kadar yağla bizim evde 10 tane omlet yapılır. Sağ ol, iyi bakıyorsunuz bana. Saatimle yakından ilgileniyorsunuz. Kim takar senin sıhhatini? Ama elimiz mahkum. Parayı almadan gümlersen duman oluruz. Tamam, eylem başlıyor. Kapıcı çöp toplamaya çıktı. 10 dakikamız var, gidiyoruz. Acele etme, şu lokmayı da yiyeyim. Ziyan olmaz. Ben bu parayı istemezdim ama ortağıma dua edin. Ne olmuş ortağına? Ne olacak? Daha birkaç gün fabrikaya gitmezsem 200 milyondan daha fazla çalar pezevenk. Tıraş kes, gidiyoruz. Telefon parası sizden ha. Alo? Aman Ragıp. Ne? Telefon meşgul müydü? Zela yeni kaynanasıyla konuştu da bugün. Hamamda tanışmışlar. Seni oğluma alacağım demiş yeni kaynanası. Fitneci kadın! Eve dönünce sorarım ben o Zeliha'ya. Ulan ben telefonda bir dakikadan fazla konuşmayın demedim mi? Dinle şimdi. KKMA örgütü beni kaçırdı.
Hemen 200 milyon tedarikle. Yoksa beni öldürecekler. Öldürecekler mi? Ay anam, ben bu genç yaşımda dul mu kalacağım şimdi? Ulan karı, kulağını aç. Esas 200 milyonu vermezsen dul kalacaksın. Mücevherlerini, takılarını sat. Sonra babandan kalan parayı bankadan çek. Ben sana öderim. Sen senetsiz sepetsiz borç verilmez demez miydin? Ben kimin karısıyım? Allah belanı versin. Ulan örgüte karşı rezil etme beni. Ver şu parayı. Vermem. Hem polisler dedi ki, fidyeyi alırlar, yine de öldürürler dediler. Sen boş yere para harcamayın demez miydin? Ulan boş yere olur mu? Hayatımın kıymeti yok mu alçak karı? Oğlumu ver. Geçmiş olsun baba. Tamam da, bende para ne ara? Cebimde abonoman biletim var sadece. Ulan bir şeyler yap, zengin arkadaşlarım var, borç iste. Daha aldığım borçları ödeyemedim baba. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Sen bana vekaletname çıkar, ben bankadan parayı çekeyim ha! Seni it oğlu it. Vekaletnameyi vereyim de ocağıma incirdik, olur mu? Beni donsuz bırak her gele. Zeliha'yı ver bakayım. Özür dilerim babacığım. Bir daha telefonda uzun konuşmam. Ben de 200 milyon olsa başlık paramı kendim verir de kocaya giderdim. Ana gibi yar olmaz. Jeton verin. Alo? Oğlum! Ben de senin kulaklarını çınlatıyordum. Ağzına layık bir mantı yaptım, çimleniyordum. Afiyet olsun anacığım. Dinle şimdi. Sakın üzüntüden ayılıp bayılma. Oğlunu kaçırdılar anacığım. 200 milyon fidye istiyorlar. Ne fitresi oğlum? 200 milyon fitre olur mu? Ben geçen bayram fitreyi de zekatı da verdim. Fitre değil ana, fidye. Kurtarmalık parası yani. 200 milyonu almazlarsa beni öldürecekler. Bağını bahçeni sat, bu parayı bul anacığım. Kedinin domuzuna bak, ölmeden mirasıma göz diktin, hayırsız! Rahmetli kocamdan kaldı onlar bana. Gözü doymaz hınzır seni. Tuzak kurup elimden alacaksın, öyle mi? Sütüm sana haram olsun. Bir tek jetonumuz kaldı. Eski karımı arayayım. Çocuklarımın anası. Kirli çıkıdır. Evlatlarının babasız kalmasını istemez. Hayırdır inşallah. Alo? Kim? Ah, sen misin Ragıpçığım? Özledin mi hınzır? İlk göz ağrını canın mı çekti yoksa? Ben de seni unutmadım. Ah, karşıma ne kısmetler çıktı da. Ah dedim. Aferin benim eski melek karım. Başım dertte. Beni kaçırdılar. Fidye istiyorlar. 200 milyon lira. Kurtar beni. Mücevherin neyin varsa sat. Seni düzenbaz alçak seni. 3 kuruş nafakayı vermemek için ne tezgah yapıyorsun? Ulan benim adım Melek. Kimse yapamaz bana kelek. Nafakamı çatır çatır alırım. Kafanı gözünde patlatırım. Tansiyonum. Başım dönüyor. Fena alıyorum çocuklar. Hadi gidelim. Tamam. Öldürecekler derken ağlıyordum. Ah, imdadına yetişemedim. Derdine çare olamadım. Eşek kafam benim. Gene numara yapıyor zannettim de inanmadım. Meleğim, senden başka kimin var dedi bana. Ah, ben adamın kıymetini bilemedim. Bilemedim. Hanımlar, hanımlar! Ağlayıp dövünmenin bir faydası yok. Sizler de bize yardımcı olun. Telefonlarınızı dinlemeye alacağız. Belki yerlerini tespit edebiliriz.
Oh! Ah! Oh! Sarımsaklı yoğurt yaptım, tansiyonu düşürürmüş. Tansiyonum biraz düştü ama olsun. Sarımsaklı yoğurt ziyan olmaz. Yeter ya! Burası örgüt evi mi yoksa 5 yıldızlı otel mi? İdare eder. Ben şikayetçi değilim. Biz şikayetçiyiz. Dolaplar çeviriyorsun. Yanlış yerleri arayıp bizi uyutuyorsun. Karılarımın, çocuklarımın, anamın seslerini duymadınız mı? İnanamadık. Bir kadın nasıl kocası için üzülmez? Ya kızı? Babası tehlikedeyken o koca düşünüyordu. O telefon ettiğin annen olsaydı, canını feda etmez miydi oğlu için? Ya oğlum, benim babam tehlikede olacak da duracağım ha. Dünyayı yıkardım be. Ben babamı hiç tanımadım. Küçükken ölmüş. Yaşasaydı diyordum, canımı vermez miydim babam için? Siz hepiniz pırıl pırıl gençlersiniz. Niye başınızı derde sokmak istiyorsunuz? 200 milyon için hapislerde sürünmeye değer mi? Bırak palavrayı. Parayı küçümsüyorsun. Ama vermemek için 9 takla atıyorsun. Delirtme bizi, kendini öldürtme. Ne yapayım? Kimden isteyeyim? O senin sorunun. Bu dünyada sevenin yok mu hiç senin? Hiç dostun yok mu ha? Ha, bir asker arkadaşım var Nuri. Çok iyilik yaptım ona. Bir de %10 ortağım Selim. Bu gece de onları ararsın. Olur. Canım kardeşim benim, asker arkadaşım. Aradığına çok sevindim. Yardımların sayesinde köşeyi döndüm. Milyarlar kazandım. Emret canım ciğerim. Başım dertte Nuri. 200 milyona ihtiyacım var. Beni kaçıran örgüte bu parayı vereceksin. Yoksa beni öldürecekler. Hay Allah! Milyarları borsaya yatırdım, tepe taklak gittim. Kara kara düşünürken sen aradın. Kıvırma lan! Hani benim için canını verirdin? Bu parayı vermezsen ben canımdan olacağım. 200 milyon ne ki ulan? Ben sana 1 milyar borç vermiştim. Ben de borcumu ödemiştim Rakıpçım. Ne yapayım? Ben de sıkıştım kaldım. Üzgünüm canım kardeşim. Sen başının çaresine bakarsın. Nakitler, sağlam çekler, senetler benim, çürükler Ragıp'ın. Eski tarihli senedi hazırladım. Adınıza tanzim ettim. 1 milyarlık. Aferin sana. Ragıp'ın imzasını taklit ederim ben. Kaç gündür bu imzaya çalıştım. Alo? Kim? Aa, kurtuldunuz mu? Allah korusun. Fidye mi? Ama elde para yok. Para vardı, vergiye yatırdım. Kasa tam takır. Ulan düzenbaz! Ne zamandır 6 ay öncesinden vergi ödüyorsun? Tereciye tere mi satıyorsun? Şahsi parandan 200 milyon ver, sonra hesaplaşırız. Ben de o kadar para ne arar sayın ortağım? %10 istemlenecek geçiniyorum. Ulan Teres! Hırsızlıklarını bilmiyor muyum? Pendik'te aldığın yazlık köşkü, Bebek'teki Lebi Derya katı, metresine aldığın arabayı he? O saydıkların rahmetli babamdan bana intikal etti. Hangi babandan ulan? Onun bunun çocuğu ne olacak? Ulan hayatım tehlikede. Parayı almazlarsa beni öldürecekler. Örgüt ulan bunlar, örgüt! Mantıklı olalım sayın ortağım. Say ki fidyeyi ödedik. Öldürmeyecekleri garanti değil ki. Garanti olmayan bir işe para yatırmak çılgınlık. Siz ticarette kumar oynanmaz derdiniz. Ben de kumar oynamayacağım. Hoşça kal. İşte bu kadar. Vursana lan! Ateş etsene! Ne biçim örgütsünüz siz be? Kimse para vermedi, vermeyeceklerdi. Yaklaşma, yaklaşma! Hanginizden başlayayım ulan? He? Senden mi? Senden mi? Senden mi he? Beni vur. Zeynep'in bir suçu yok. Thank you.
Denedik, olmadı. Başaramadık. Bir çılgınlıktı yaptığımız. 200 milyon senin içinde ki. Ama bizim yarınlarımızdı, umutlarımızdı. Çok şey istemiyorduk ki. Bir senelik peşin verip küçük bir ev kiralayacaktık. Birkaç parça eşya. Düğünü de aramızda yapacaktık. Hesaplı bir yer bulmuştum. Az masrafla disko açabilecektim. Kendi işimin sahibi olacaktım. Hayatımı koymuştum bu senaryoya. Güveniyordum. Filmi çekebilseydim kendimi kanıtlayabilecektim. Olmadı. Örgüt falan değiliz. Hepsi palavra. Parayı alsak da almasak da sana bir kötülük yapmayacaktık zaten. Yaptınız. En büyük kötülüğü yaptınız. Sizin yüzünüzden başıma neler geldi. Şu dünyada hiçbir sevenim, dostum yokmuş, anladım. İyi bok yediniz. Ne güzel yaşayıp gidiyorduk. Birbirimizi kandırarak, riyayla, yalanla yaşıyorduk. Dibi çıkmış bu dünyanın gerçek yüzünü gösterdiniz bana. İyi bok yediniz. Ben karımın koynuna nasıl girerim şimdi? Oğlumla kızıma nasıl evlatlarım derim? Kime güvenip kime dostum diyebilirim artık? Bir insan nasıl böyle yaşayabilir? Bunun cevabını siz de veremezsiniz artık. İlaçların evde. Saati geçti. Umarım ihtiyacım vardır. Hayır, yok. Daha fazla yaşayıp da ne olacak sanki? Sana senaryomun finalini okumak isterdim. Hiç okuma. Bomboktu. Hiçbir şey anlamadım zaten. Özelliği de bu işte. Bir bok anlamayacaksın ki sanat filmi olsun. Bırak şimdi bu sanat ayaklarını. Benim hayatımı yaz oğlum. Paranın kirini yaz. Ölümün inanılmaz sıcaklığı neymiş? Bir adamın inanılmaz yalnızlığını yaz. Parayı değil, canımı da verirdim. Olan olmuş artık. Örgüt babamı yaşatma. Evet, mantıklı olalım. Felaket insanları birleştirirmiş. Dua edelim de işkence yapmadan öldürsünler. Bana kalırsa tedbirli olmakta fayda var. Bir takım önlemler almalıyız. Ha, ben avukatı aradım. Miras intikal davası için hazır olmasını emretti. Hmm, nafakamı keserseniz yeniden dava açarım. Hem oğluma hem de kızıma. Hayt! Mirası alalım. Sen hiç merak etme anneciğim. Kendi payımdan bir kuruş bile vermem. Zaten bütün eşyalar çeyizimdi. Ayol hiç güleceğim yoktu. Ayol senin bir yamalı bohçayla geldi mi? Cihan alem biliyor. Hayt sana be! Yeter anne! Şimdi kavganın sırası mı? Fabrika için bazı önerilerim olacak Selim Bey. Aman küçük bey, fabrikayı hiç dert etmeyin. Ben her ay size kârları takdim ederim. Hepsini ona değil, benim payımı sakın unutma. Unutur muyum hanımefendi? Benim payımı müstakbel kocam alacak. Mali işleri kocam halledecek. Misafirden kurtuldunuz mu? Ne misafir oğlum? Hadi hadi! Kaç gündür evinizde birini sakladığınızı bilmiyor muyum sanki? Özel hayatımda sana ne ulan? Git yöneticiye şikayet et. Ettim zaten! İyi bok yedin! Balıkçılar
tarafından bulunan cesedin KKMA örgütü tarafından kaçırılan ünlü iş adamı Ragıp Elibol'a ait olduğu sanılıyor. Cesedin tanınmayacak ölçüde parçalanmış olması tanımını güçleştiriyor. Vah zavallı beyim, vah! İnşallah bulunan ceset ona ait değildir. Allah çocuklarına, karısına bağışlasın. Ah hanım ah! Ailesi bizim kadar üzülmedi biliyor musun? Kesmedik Allah'tan. Buyur geç otur şöyle. Anlatsana nasıl kaçtın? Kaçmadım. Kendileri saldılar. Rezil oldum çocuklara. İstedikleri parayı kimseden alamadım. Ne ailem vermek istedi, ne de dost bildiklerim. Boş ver. Kurtuldun ya. Gazeteler senin öldürüldüğünü yazıyor. Başka bir zavallıdır. Ama intiharı dün gece düşünmedim değil Hüsnü Baba. Sabahlara kadar sokaklarda dolaştım. Evime gidemedim. Çünkü daha şimdiden miras kavgasına başlamışlardır. Üzülme Ragıp Bey oğlum. Hemen bir çay vereyim sana. İçin ısınsın. Sağ ol Elvan Ana. Çok yorgunum. Beyim, sen şöyle güzel bir uyku çek, dinlen. Akşama da şişenin dibine vurup demleniriz. Ben şimdi eve gideyim. Oğlunuz arabayı beklemesin. Yaşadığımı sakın aileme söyleme Hüsnü Baba. Söyleyip de onları üzme. Nasıl olsa cesedin bana ait olmadığını görecekler. Boyu posu tıpkısı. Ama ben kocamı tanımaz mıyım? O değil. Vallahi hem benziyor hem de benzemiyor. Bana sorarsanız babam. Sana soran yok. Yatışı da tıpkı kocama benziyor. Baktıkça benzetiyorum. Zavallı babam, başlık parası da alamadı. Başlık parası ne ki kız? Devede kulak. Babam ölmüşse kalacak, mirasa bak sen, ooo! Mirasın çoğu çocuklarına kalır. Sana kalacak az mı be? Milyarları geçer. Ölmeden mirasa konulmaz ki. Kör müsün? İşte iyice bakın. Babam değil mi bu? O ölmemiş mi? Şoförümüz geldi. Ama nihayet alalım. İdare, yeni araba alınca onu da değiştiririz. Burada ne işi var? Benim çocuklarımın babası o. Aslan gibi iki evlat verdim. Senin gibi kısır değilim. Hadi oradanmış bula! Biz aile planlaması yaptık rahmetliyle. Senin her şeyin planlı zaten. Sana aslan gibi koca verdim aslan. Aman ne aslan! Posası çıkmış da ayol. Dırdırından illetli olmuştu zavallım. Ayıp oluyor anne, otur. Bu acı günümüzde kavga etmeyin bari. Ne acı günü oğlum? Babanız ölmedi ki. Ben 20 yıl... koynumda yatan kocamı tanımaz mıyım? Gözünüz aydın. Ceset babanıza ait değil. İşleri karıştırıyorsun anne. Ne iş oğlum? Miras işi. Ay mirastan bana ne? Şu uğursuz karıyla sizin ikinize kalacak. Bizim annemiz kim? Sen. Ayda 5 milyon nafaka. 10 milyon olabilir. Başımı sokacak bir kat. 2 tane. Birinde oturur, diğerini kiraya verirsin. Araba. Son model. Hem de şoförlü. Ay. Ay genç olsun! Kendin seçersin! Hazırsanız gidelim. Şunu söylemek zorundayım.
Cesedin durumu iyi değil. Güçlü olmalısınız. Bu teşhis çok önemli. Sizlerden başka yakınını bulamadık. İnşallah tahminimiz doğru çıkmaz. Cesedin Ragıp Elibol'a ait olup olmadığını ancak siz karar verebilirsiniz. Buyurun gidelim. Kocam, eski kocam. Yereler kırılsın, o gözler uyulsun. Beni de yanına al, bırakma. Çekil kadın, sen daha bahsede yanırsın. O benim kocam. Kocacığım, dayamadım, dayamadım aslanım. Hanımlar, teşhis edeceğiniz ceset o değil, bu. Ragıbım, kocam, genç karını bırakıp nerelere gittin? Peşinden gelmez miyim? Kendimi öldürmez miyim? Eski kocam, kanım yerde kalmayacak baba, intikamını alacağım. Niye öldün baba? Demek ben şimdi ölüyüm ha? Görmeni isterdim. Şıpbadanak ölünü tanıdılar. Hani sahiden tanısalar, inansalar hiç üzülmezdim. Doğru dürüst bakmadılar bile. Para insanı insanlığından çıkarıyormuş demek. Sen dobra adamsın söyle. Ben çok boktan bir adam mıyım ha? Yok beyim. Öyle olsaydın yanında çalışmazdım. Cimri derler ama hesaplısın. Vehbi Koç için de öyle derler. Bu evi sen aldın bize. Hayır dualarımızı üzerinden hiç eksik etmedik Ragıp Bey. Sayende başımızı soktuğumuz bir evimiz oldu. Üniversitede okuttuğum fakir gençlerden de haberimiz var. Üzülme bey. Sen öyle ölsün gitsin denilecek bir adam değilsin. Peki ama ben böyle nasıl yaşayacağım? Sevgisiz, inançsız. Şimdi eve gitsem, karım deliler gibi sevinip boynuma sarılacak. Çocuklarım babamız geldi diye bayram yapacaklar. Ama iç yüzleri böyle mi ha? Nasıl olacak? Herkes birbirine oynayacak mı? O kadar incesinden anlamam. Artık çık ortaya. Sen kendin için yaşa. Gerisini de ko gitsin. Daha zamanı değil Hüsnü baba. Ya zamanım kalmış. Yarın cenazeni kaldıracaklar. Ben de orada olacağım. İnsanların iç yüzünü görmek için bundan iyi fırsat mı olur? Şimdi ayvayı yedik işte. Ailesi cesedi teşhis etmiş. Benim senaryomun etkisi altında kalmış garibim. Finalde Jön kendisini Boğaz Köprüsü'nden atıyordu. Ulan kim takar senin finalini Jön'ünü? Polis intihar değil cinayet diyor. Katilleri düşünsün. Gerzek gerzek konuşma Oktay. Ragıp'ı biz kaçırdık. Bizim öldürdüğümüzü sanacaklar. Yarın cenazesi kalkıyor. İyi adamdır. İnan bana çok sevmiştim. Ona yardım edemedik. Yıkılmıştı. İnancını yitirmişti. Keşke yalnız bırakmasaydı. Yeni bir senaryo yazacağım. Bir adamın inanılmaz yalnızlığı. Hadi be. İstediklerini bit pazarında buldum. Bu sakala çok para verdim ha. Boş ver ziyan olmaz. İşimiz bitince yarı fiyatına iade ederiz. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Vallahi anam bile tanıyamaz seni. Zaten tanımadı ki. Şimdi gideyim de kendi cenazemin provası nasıl oluyormuş görelim bakalım. Hadi gidelim. Gözüm
da yaş kalmadı yol. Keşke birkaç tane ağlamış tutsaydı. Babam sözünü masraf yapmayın derdi. Sağ olun yüzükler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun efendim. Çok fena değil. Sen de açtın gözümü, sen de kapatsaydın. Şu ailesinin yakınlarının riyakarlığına bakın. Dikkat ettiniz mi? Bize alışmıştı rahmetli. Gerçekten parayı alıp yardım etmek istiyorum. Senaryomu büyük bir sabırla sonuna kadar dinlemişti. Hiç unutmam. Bize ne nasihatler çekmişti. Sevimli adamdı. İyi insandı. Üzülme kardeşim. Ey cemaati Müslümin! Şu fani dünyadan ebediyete intikal etmek üzere bulunan merhum Ragıp Elibolu nasıl bilirsiniz? İyi biliriz, iyi biliriz! Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyoruz, helal olsun! Ulan bir Müslüman gelsin de omuz versin, belim büküldü be! Örgüt evi olduğundan şüphelenmiştim. Yöneticiye de durumu anlattım. Vefat ilanından resmini tanıyınca karakola gideyim dedim. O adamı saklıyorlardı. Son gece çıktılar, sonra yalnız döndüler. Bizim apartmanın zemin katındaki kiracı Naci. Biri kız, dört kişiydi örgüt. Cenaze törenini final olarak düşünüyorum çocuklar. Riyakarlığı ve paranın kirini simgeleyecek. Sen asıl bizim finalimiz yaz oğlum. Çünkü polisler geldi. Kımıldamayın. Karşı koymaya kalkmayın. Yasa dışı örgüt kurmak ve adam kaçırmak suçlarından sizleri alıkoyacağız. Ayağa kalkın ve ellerinizi başınızın üzerine koyun. Dizilin. Yasa dışı KKMA örgütünün üyeleri bir baskın sonucu yakalandı. Bilindiği gibi örgüt ünlü iş adamı Ragıp Elibolu fidye amacıyla kaçırmış, daha sonra da Boğaz Köprüsü'nden atarak öldürmüşlerdi. Polis bu yasa dışı örgütün diğer eylemleriyle ilgili bilgi toplamaya çalışıyor. İşler iyice karıştı. Ortada cinayet yok ama dört tane katil var. Asıl katiller benim ailem, dost bildiklerim. Diri diri mezara gömdüler beni. Kağıt kalemin var mı? Var, vardı. Ne yapacaksın? İlan vereceğim Üslü Baba. Paraya kıyıp yarım sayfa ilan vereceğim. Ne ilanı? Vefat ve teşekkür ilanı. Şöyle başlayacak. Kaçırılışım sırasında istenilen fidyeyi vermemek için... Dansöz gibi kıvıran %10 ortağım hırsız Selim'e... İflastan kurtarıp ihya ettiğim sahtekar arkadaşım Nuri'ye,
Cami avlusunda daha cenazem kalkmadan miras kavgasına girişen sevgili eşim Dürdane'ye, hayırlı evlatlarım Zeliha ile Cengiz'e, şahsi menfaatleri için öldüğümü hemen ispatlayan eski eşim Mele'ye, göstermelik yırtınıp ağlayan anam Fatma'ya, tabutumu taşımamak için tüyen tüm dost ve arkadaşlarıma teşekkür ederim Ragıp Elibol. Ay, ay, ay fıttıracağım vallahi. Bu ilanı öbür dünyadan mı yazdırmış bu adam? Ay, dün gece rüyamda gördüm babamı. İnadı inattı gene. Başlık parası almadan vermem diyordu. Baban haklı. Az mı masraf yaptı sana? Kepçe kulaklarını estetik, popon estetik, şaşı gözün estetik, çarpık bacakların estetik. İyi ki de estetik. Sermayesini kurtarsa razı. Ama Cici abla ben... Saçmalamayın. Bu ilanı babam vermiş olamaz. Paraya kıyar mı hiç? Kıyarım bir eşek şakası yapmış olmalı. Ya ölmemişse? Yaşıyorsa. Ay, ister misiniz şimdi kapı çalınsa da babam gelse? Ağzını ayrı aç, uğursuz. Ne demiş şair? Giden memnun ki yerinden, dönen yok hala seferinden. Ay, aç kapıyı! Ay, kız aç kapıyı dedim. Dizlerim titriyor, kapıyı açamam. Cengiz, sen erkeksin, göster kendini. Uzattınız ama ben. Babamsa babam, ne olacak yani? Babamsa ne olur telefon filan ettiğimi söyleme! Merak etme, ben söylerim. Of, çeker! Ay, of! Ay, ilanı okuyunca apışıp kaldım. Bu ilanı siz mi verdiniz kuzum? Ay, ne kadar görgüsü kıt kadısın. İlanı biz verseydik altına ailesi diye yazardık. Aman! Bir tek ihtimal var. Rahmetli ölmeden önce bu ilanı vermiş olabilir. Yok, benim aklıma daha kötü bir ihtimal geliyor. Ragıp yaşıyor olabilir. Biz hep böyle diken üstünde mi oturacağız? Bir çaresi yok mu bunun? Bir çaresi var, evet. Yaşayıp yaşamadığını kesin olarak öğreneceğiz. Ruhunu çağıracağız. Hay aklınla bin yaşa sen! Ruh bilimine ben de inanırım. Çok ünlü bir medyum tanıyorum. Sadece yeni ruhları değil, tarihe mal olmuş ölülerin ruhlarını bile getirebiliyor. Ne zaman çağıralım? Hiç vaktimiz yok, bu gece. Evinizde hiç rutubet yok Elvan Ana. Romatizmalarım hiç azmadı. Aspirin de çok iyi geldi demek. Ben de içiyorum. Neye yanıyorum biliyor musun Elvan Ana? Örgüt evinden ayrılırken ilaçlarımı yanıma almadım. En çok da 10 kutu aspirine yanıyorum. Vallahi ömürsün Ragıp Bey oğlum. yemeğe yetiştim ha? Seni beklerdik Hüsnü baba. Ne haber? Vallahi hiç sorma. Seninkiler iyice sapıttı. Bu gece ruh çağıracaklarmış. Arabada oğlun kaçırdı ağzından. İlanı okuyunca fitili aldılar elbet. Tövbe tövbe, sen ölmedin ki oğlum. Ruhun nasıl gelecek? Ruhum gelmeyecek Elvan Ana, ben gideceğim. Çok şükür. Artık kendini onlara göstereceksin demek. Göstereceğim ama ruh olarak. Bak şimdi Hüsnü baba, geceye çok var daha. Hazırlığımızı yapacağız. Önce bir iki hoparlör yerleştireceğiz eve. Sonra Elvan Ana bir elbise dikecek bana. Ne elbisesi oğlum? Ruh elbisesi anacığım, ruh elbisesi. Bu dünyadan göç eden talihsiz Ragıp Elibol, sana sesleniyorum. Varlığını hissetmek istiyorum. Bize gelir misin? Gelirim ama yol parasını çatır çatır alırım ha. Hay Allah! Hatlar karıştı galiba.
Yanlış ruh mu geldi ne? Oğlum, oğlumun sesi bu. Ey ruh, kimliğini açıklar mısın? Niyazi'den olma, Fatma'dan doğma, Melek'ten boşanan, Beteri'yle evlenen iki çocuklu Ragıp Elibolu. Ey ruh, ahiretten mi geldin? Hayır, Gültepe'den. Trafik çok sıkışıktı, ancak yetiştim. Babamın sesi bu. Ey ruh, sen babamın ruhu musun? Hayır, nane ruhuyum. Amma da şakacı ruh bu. Ey ruh, ey sevgili ortağım. Kasanın anahtarı nerede? Şifreyi de lütfen. Şifre 3 yumruk 2 tekme. Anahtarı da çay kaşığıdır keriz. Yıllarca nasıl yedirdim sana ha? Ay fena oluyorum. Ey ruh, kocacığım. Avukata vekaletname verdim. Kazık atar mı? Sen esas kazığı seni boşadıktan sonra yiyeceksin, nankör karı. Sen öldün ya, ben boşanmış sayılmaz mıyım? Yalvarmasana gurursuz kadın. Seni boşayıp tekrar beni alacak belli. Sevgili ruh babacığım, yakında işlerinin başına geçeceğim. Ne önerirsin, borsaya gireyim mi? Sen önce hamama gir, it ol it. Ayaklarım fare ölüsü gibi kokuyor. Eski kocamın sevgili ruhu, 40'ında senin için camilerde mevlütler okutacağım. Mevlütten önce ben senin canına okuyacağım lanet karı. Hiç böyle kafası bozuk ruh görmedim. Geri göndersek mi acaba? Vallahi iyi olur. Ben korkudan altıma etmek üzereyim. Kalbim duracak derdiyse gönderelim gitsin canım. Ay o kim bu? Ay çok korkuyorum. O kadar yol tek başına çekilmiyor. Hep birlikte bu dünyaya gidelim. Takılın bakalım peşime. Aman Allah'ım, bu ruh gibi bir ruh değil. Ne sandın ya sahtekar karı? Sen ruhumu çağırdın, ben kendim geldim. Eski koca. Babacığım. Sevinçten ölebilirim. Sevgili ortağım. Gel arkadaşım. Oğlum. Sizi gidi riyakarlar. Sağlığıma ağladınız, ölümüme kına yaktınız. Hepinizle hesaplaşacağım. Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi uyarınca örgüt üyelerinin idam cezasıyla tezyelerini beyan ve talep ediyorum. İddia makamının iddialarını duydunuz. Cinayetle suçlanıyorsunuz. Bir diyeceğiniz var mı? Biz kimseyi öldürmedik sayın hakimim. Yasa dışı örgüt kurmakta da suçlanıyoruz. Hiçbir eylemimiz olmamıştır. İnandırmak güç ama küçük bir maceraydı. Öldürdüğümüz iddia edilen Sayın Ragıp Elibol'un intihar ettiğine inanıyoruz. Bizi mahkemeye sürükleyen olaylar bir tesadüfle başladı efendim. Bir kaza sonucu rahmetli Ragıp Elibol'u evimizde misafir etmek durumunda kaldık. Tansiyonu, şekeri, romatizması vardı. İlaçlarını hiç ihmal etmedik. Bizden ayrılırken bana kendi hayatının senaryosunu yazmamı önermişti. Adını da kendi koymuştu. Bir adamın inanılmaz yalnızlığı. Bu dediklerinizi kanıtlayacak bir deliliniz, şahidiniz var mı? Var sayın hakim. Ragıp Bey, Ragıp Bey, bir açıklama yapar mısın? Bir açıklama yapar mısın? Sayın başkanım, huzurunuza izinsiz çıktığım için beni bağışlayın. Ben Ragıp Elibol'um. Yaşıyorum ve şahitlik yapmak istiyorum. Sizi dinliyoruz sayın Ragıp Elibol. KKMA, kap kaçır, mangize al. İşte bu örgüt uydurmaydı sayın başkanım. Gerçekten bir oyundu. Beni misafir ettiler. Ekmeğimi yiyen ailemden daha çok itina gösterdiler saatime.
Yaşadığıma göre beni öldürmedikleri açıkça ortada. Şimdi soruyorum Sayın Hakim Bey, manevi suçlar için bir ceza var mı? Beni ölmeden toprağa gömen ailem için, sırtımı dönmemi bekleyen dost bildiklerim için bir ceza var mı? Ev kiranız ve düğün için 100 milyon. Tabii beni örnek alıp tutumlu davranacağınızdan eminim. Sağ olun. Bizi mutlu ettiniz. Disko mu ne? Küçükten başla, sonra işi büyütürsün, tamam mı? Tamam Ragıp Bey. Belli olmaz, diskodan vazgeçip don çorap işine girebilirim. Sen hele filme başla bakalım. Sanat filmi diye kıçını yırtma sakın. Siz hiç merak etmeyin, gerçek bir film yapacağım. Çünkü bu olayı gördüm Ragıp Bey. Size çiçek getirecektik. Ziyankarlar kızdığınızı bildiğiniz için size ilaçlarınızı getirdik. Aferin, adam olacaksınız. Ha, 10 kutu aspirini unutmadınız mı? Gir. Çayları getirdim efendim. İyi ettin. Oturun çocuklar, çaylarınızı için. Eski ortağım, hırsızın tekidir. Kıymetli eşyalarımı hep saklarım. Çaylarınız için çocuklar, size fabrikayı gezdireyim. Çalışın, çalışın. Her şey için teşekkürler. Sağ olun çocuklar, güle güle.